doğal tıbbın popüler ismi olan Hülyakibl sizleri bilgilendiriyor. Bu bilgilere kulak verin. Size ve yakınlarınıza yardımcı olacaktır. Bugün sizlere KOAH hastalığıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Özellikle nefes darlığı olarak bildiğimiz akciğerlerin yeterli kapasitede çalışamaması ve nefes almakta güçlük çektiğimizde KOAH hastalığıyla karşılaşıyoruz. Bunun tabii ki dış etkenler olduğu gibi yalnızca içeriden gelen bronşit rahatsızlığının, kronik bronşit rahatsızlığının veyahut da bir zatürreden sonra tam olarak tedavi olamamak ama günümüzde sıklıkla rastlanan alerjik rahatsızlıkların tedavi edilmemesi ama bunun yanında söylemek gerekir ki en büyük etkenlerden birisi de sigara olduğunu söylemeliyim. Nefes almakta ve vermekte zorlanma, oksijenin yeterli olarak kullanılamaması hayatımızı çok büyük zorluklara itmekte. Doğal tedavilerde KOAH hastalığıyla kortizon ve antibiyotiklerin dışında kullandığımız tedavi şekillerimiz de var. Bunun için spirovital tedavisini özellikle kullanmaktayız ki hem hücresel tedavi yanında hem homeopati ve mikroştof enerung konusunda bize çok yardımcı olmaktadır. Her tedavimizde olduğu gibi biofoton tedavimizi de KOAH hastalığında kullanmaktayız. Hücresel tedavilerde timus tedavisini de bu tedavilerin yanına eklemekteyiz.